Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Demin bir video çektim. Beni düşürsün ama. Web sayfasından nasıl hisseyi inceleyeceğimizi gösterdim. Şimdi de kaptan nasıl bilgilere ulaşacağız onu gösterip püf noktalarını göstermeye çalışacağım. Gösterdiğim hisse kesinlikle alım satım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Eğitim amaçlı çalışmaya devam ediyoruz. Bakın bu kap yazıp Google amcaya girdiğiniz zaman detaylı hisse sorgulamaya giriyoruz. Orada araştıracağımız hissenin ismini yazıyoruz. Karşımıza araştırdığımız hisse geliyor. İnternetin hantallığını biliyorsunuz. Eski çiçekler açıyor tekrar böyle. Oradan istediğimiz şeyi hisseyi araştırmış oluyoruz. Evet, internetimiz bayağı bir ağır biliyorsunuz malum olaylardan dolayı. Yazabilirsem. Evet, Bağfaş'ı nihayet getirebildik arkadaşlar. Değişik geldi. İşte önceden açınca daha iyi oluyor ama. Buradan İstediğiniz bilgiyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Açabilirsem. Finansal raporlar. Bunu açıyorsunuz. Kötü oldu. Böyle gecikmesi. Biliyorum zaman kaybı oluyor. Ama işte. Şimdi arkadaşlar bakın kasasında geçen sene 2018'de 28 milyon varken 2019'da 189 milyona çıkmış. Bakın 6 kat parası artmış. Nakit artık parası var yani. Önemli noktaları hemen gösteriyorum hızlı da geçmek için arkadaşlar. Bakın toplam varlıkları görüyor musunuz? Geçen sene 1 milyarmış. Bu sene 178 milyona çıkmış. Yani 138 milyonluk bir artış var. Toplam duran varlıklarda. Toplam varlıklarda ise daha fazla gördüğünüz gibi. 340 370 milyonluk bir artış var aşağı yukarı. Kafadan hesaplıyorum. Siz makineyle hesaplarsınız. Bunlar da borçları arkadaşlar. Yükümlülük dediği borçlar. Toplam 450 milyon borç var. Fakat bu borçlar öz kaynaktan çıktıktan sonra arkadaşlar toplam borçları bakın çok fazla. 1 milyar 200 yuvarlıyorum burayı da. Artış var birazcık. Ödenmiş sermayesi 45 milyon. Şimdi bizi bak burası geçen sene 363 milyon toplam öz kaynağı var. Yani borçlar çıktıktan sonra. Bu sene 445 milyon.
Yani öz kaynaklarında 80 milyonluk, çünkü bu senenin karı 80 milyon, az sonra görüyoruz. Artış var. Burada dikkat edeceğimiz noktalara geldik sıra arkadaşlar. Bakın geçen yıl 356 milyon satış yapmış. Hasılat dediği satışları, gübre satışları ve diğer iştiraklarının satışları, her ne satıyorsa. Onları web sayfasına girip bakarsınız. Ben şu an sadece bilançodaki püf noktalarına bakarak, yani bir hisseyi detaylı açıklarsak, daha önce de yaptım zaten, defalarca bunları anlattım ama her bilanço üzerinden tekrar soruluyor. Bilgilere nereden ulaşacağız? Nelere bakacağız? Gideceğini nereden bileceğiz? Gideceğini buradan bulacaksın işte. Geçen sene satışların maliyeti, bak aradaki fark görüyor musun? Sadece 24 milyon kar etmiş. 356 milyonluk satış yapmış, 24 milyon kar. Bu sene bu 356 milyonluk satış 872 milyona çıkmış. Yani aşağı yukarı 2,5 kat satışlarda artış var. Toplam kar, bakın, 159 milyon, 160 milyon kar etmiş yani. Yaptığı işlerden 160 milyon kar eden bir firma, hisse senedin değeri düşse ne olur, düşmese ne olur? Yani şu 2,5 katlık artış bizim için hissenin, bir de 2019'u düşünün, her şey kötü olacak, ekonomi batacak denilen bir ortamda satışları 3'e katlıyorsa bu hisse bir şey olur mu? Size soruyorum, siz karar verin. Bakın brüt karı 159 milyon 776 bin. Diğer gelirler, bunlar var. Şimdi arkadaşlar, bakın esas faaliyetten, bu saçma bir şey. Benim en çok sinir olduğum bu. Esas faaliyetlerden diğer giderler. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Muhasebeci değilim. Geçen sene 164 milyon zarar yazmış. Bu sene onu 77 milyona düşürmüş. Bu, hani, rapor hazırlayan aracı kurumlar var. Onlardan işte 54 milyon dolar kuru farkı falan yazıyor da. Ya kardeşim, sende bu kadar para var. Al adam gibi. Yani senin finans şeyin yok mu? Danışma kurulun yok mu? 3-5 tane adam gibi adam al. Bu zararı yazma. Onlara da ver 3-5 milyon. Sana bunun yerine bu kadar kar yazsınlar. Yani bu kadar para kasana girip çıkıyor. Sen kalkıyorsun, onu da dolardan zarar ediyorsan, ya profesyonel bir kurum değilsin ya. Ha, bundan niye bu zarar olmuş, onu anlayabilmiş değilim ya. Ben oradaki rapora bakarak söylüyorum. Eğer dolar kurundan bu kadar zarar yazıyorsa, yazık yani. Hem küçük yatırımcıya yazık, hem kendine yazık. Ya sen can gübre diye bir şey geliştiriyorsun. Satışlar 3'e katlamış ama sen geliyorsun kur zararı yazıyorsun. Yani bu profesyonellik, kurumsallık bu mu yani? Böyle mi zengin olacak Türkiye ya? Kimseyi bulamıyorsan beni işe al, ben 500 bin lirayla bunu sana zarar çıkarttırırım ya. Yaşar Yıldırım'ı al ya, beni almıyorsan da. Bu ne yani şimdi? 150-160 milyon kar ediyorsun. 77 milyonu yok kur zararı, yok bilmem diğer giderler. Diğer giderler neyse, ondan sonra kar 80 milyona düşüyor. Tabi firma, bunu bilmeden konuşuyoruz. Firma ile görüşüp zararı nereden yazmış bilmek lazım. Ama bunu görmezlikten geliyorum bu sene. Bunu her zaman kur aşağı yukarı olur mu? Her zaman kurdan zarar mı yazar? En azından bu sene yarı yarıya azaltmış. Seneye inşallah artı yazar bu. Diğer faaliyetlerden gider kalmaz burada. Bunun yerine şuradaki, bak, gibi kar yazar. Senden bunu bekliyoruz. Bakfaş. Nasıl ki canı geliştirdin, satışı 3'e katladıysan, diğer giderlerden de 165 milyon kar yaz da görelim seni. Evet, 104 milyon karı var. Onlar çıktıktan sonra bu girdi çıktılar hesaplanıyor. Bu başlıklar her biri önemli. Niye? Net karı etkiliyor. Şuna bak. Finansman giderleri 155 milyon. Nereye gidiyor bu? İşte o 1 milyar 200'ün faizine gidiyor. Faizler %25'e çıktığı zaman 317 milyon faiz ödemişti. Faizler düşünce 155 milyona düştü. Faizler 5'e düşse bu 75'e düşecek. Bir de bu satışların kar marjı biraz daha yükselse, 250 milyon kar etse, 4 yılda borç morç bir şey kalmaz.